Onları şu tarafa koy. Tamam. Demetciğim, bütün masanın düzeninden sen sorumlusun ona göre. Tamam mı? Bir yanlış olursa her şey senin üstünde bak. Hiç merak etme Yelda Hanım. Ben her şeyle ilgileniyorum. Aferin. Onu da şuraya koyalım. Aman kızım çok dikkatli olun. Hiçbir eksiklik olmasın. Kraliyet ailesi geliyor. Diplomatik skandal çıkar. Ay babacığım biz ne yaparsak yapalım o Feriha Hanım var ya bir kusur mutlaka bulur. Ay sana da inanamıyorum Hülya yani. Yani şu kutlu günümüzde şöyle şu kadar faydan olmadı bana. Kutlu. Ay Yelda abla ben bir yandan şirketin tasarımlarını yapıyorum. Bir yandan hamileyim karnım burnumda yani kusura bakma. Ben bu istemeyi de düşünecek halim kalmadı. Şimdi benim sultanım çok yoruldu Yelda abla. Yani kaç gündür gözüne böyle uyku bile girmiyor. De yani bu arada bu kadar hazırlığa niye gerek var? Şimdi bizim oğlanı maşallah görmüşler, beğenmişler. İstemeye de geliyorlar. Şu istemeye geliyorlar şakasını yapmasak olur mu artık? Allah Allah, istemeye gelene ne denir? İstemeye geliyorlar denir. Ah. Ay, ay inanamıyorum. Vallahi geldiler, bana bakın. Bu şakayı dünürlerin önünde de yapmayın. Vallahi paralarım hepinize ona göre. Oo, ne çabuk kabullendi bak dünürlerim diyor. Ha. Kalkın, kalkın. Hadi geldiler. Hadi. Tamam, hadi. Tamam. Kalkıyoruz, hadi kalkıyoruz. Hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, ay, ay güzellik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Kerem bak prenses gibi olmuş görüyor musun? Bunlar da çiçek mi çek yaptırmamışlar. Bu nasıl isteme? Muhsinciğim. Bu çikolatayı özel olarak Fransa'dan sizin için getirdik. Ha, Allah'tan çikolatalarını almışlar ama. Ne zahmet ettiniz canım. Ah, aşk olsun azizim. Ne zahmeti? Çok iyi bir çikolata ustası. Kendi elleriyle özel olarak sizin için yaptı. Oo, kendi elleriyle yaptıysa hiçbir sakınca yok. Ay bu siz hep şakacıdır. Buyurun buyurun. Hoş geldin kızım geç. Hadi Muhsin'cim hadi gel. Yalnız Muhsin'cim. Likörlüdür, dikkat et. İki taneden sonra Leyla olursun. Evet, bir likörümüz eksikti. Senin likörün. Artık sohbetimize tatlı tatlı devam ederiz. Ya ya, devam edelim. şimdi burası Kerem'lerin evi. Sen buradasın, seni isteyemezler. Kim istiyor ki bunlar? Şey istiyorlar sabit. Haa şey. Samet abinin doğmamış kızına beşik yardımcı şey yapacak. Yuh artık. O kadar da değil sabir saçmalama. Şey istiyorlar. Dur. Demet. Adam Demet'e kadar biliyor. Yemin ediyorum şoklar içerisindeyim. He Demet istiyorlar sabir. Demet istiyorlar. Sen nereden biliyorsun? Sen her şeyin... Ben bilirim, ben hissederim ben. Vallahi hissetmişsin ha. Bak. Sabri Demet'i istiyorlar ama Demet istemiyor. O yüzden de ben bu istemeyi basmaya karar verdim Sabri. Sence zamanı mıdır? Şimdi girsek bassak geri midir yani? He? Hayır, hayır Ayşem daha değil. Daha değil, biraz daha bekleyeceğiz. Tam olarak zamanı ne zaman geliyor Sabri'cim? Yani onu bir söyler misin? Güneşin doğmasını bekleyeceğiz. Ha, ne diyorsun Sabri? Ayşem bu isteme basma jargonunda sohbetin koyulaşmasını beklemek anlamına gelir. Sohbet böyle tam Allah'ın emrine doğru gelirken tık bir kapı sesi. Bilin bakalım kim geldi anladınız mı? Peki böyle bir kıl önce girince ne oluyor? Yani Allah'ın emrine gelmeden girsek olmaz mı Sabri? Etkisi olur. Sinek mızıldısı gibi gelir geçer yani. Yok, onu hayır. İstemeyiz. Hayır istemeyiz. Hayır. Onu istemiyoruz Ayşem. Ama benim dediğim türlü zaten böyle adrenalin artmış. Böyle kız heyecanlı. Beni verecekler mi vermeyecekler mi diye böyle bekliyor. Kızın babası zaten böyle dizini dövüyor. Diyor ki takılı nişan yapmadık diye böyle kravatını falan gevşetiyor. Ya arkadaşlar Allah aşkına ya. Allah aşkına biraz gerçekçi olalım. Bu yaptığımız sizce mantıklı mı ya? Canım yani mantık arama kasma rahat ol rahat ol. Ya nasıl mantık aramayayım Goncacığım ya? Üç tane yetişkin bir tane meczup. Gelmişiz istemeyi basıyoruz ya. Olacak iş mi Allah aşkına ya? Olacak iş Volkan olacak iş. Bu olacak bir iş. Bu nişanı bozmak olacak bir iş. Benim aklım alıyor. Hı. Akıl sağlığım da yerinde. Bana da gayet mantıklı geliyor bu nişanı basma işi. Ben zaten soruyu duymamış gibi yapıyorum şu an. O zaman ben fikrimi söyleyeyim. Bu iş böyle çözülmez arkadaşlar. Olmaz. Durun durun. Hissediyorum şu an kahveler dağıtılıyor. Ortam böyle kıvama geliyor. Hazır olun ha. Aç aç kemeri aç. Bir dakika. Aç kemeri hazır bekle. Bir dakika. Ay bir tuzlu kahve bile yapmadı artık. Ayıptır ya. Samet. Ay Samet sen de yani Kerem taşınıyor diye bu kadar üzülür mü? Gidersin ziyarete.
Ay, tuzlu kahve bana gelmiş. Ha, bana mı gelecekti? Yani, Yelda Hanım sanırım ben karıştırdım. Kızım konuşma da zevzek zevzek. Bir bardak su ver. Getir Demet'ciğim, suyu getir. Gerizekalı. Ah, Muhsin'ciğim. Görmeniz lazımdı. O maskeler, o kostümler. Yani zamanda yolculuk gibiydi. Önümüzdeki sene mutlaka birlikte gidiyoruz. Venedik'e. Venedik karnavalına. Seni mesela yüzünün yarısı kapalı bir maskeyle, şöyle kırmızı süslü bir şapkayla. Yelda bak bak Rauf Bey neler anlatıyor Venedik falan. Yelda daha iyi anlar, size onu anlatın. Çok güzel oluyor ama, çok güzel. Yelda'cığım önümüzdeki yıl Şubat sonu gibi yapılıyor. Hep birlikte oradayız. Tamam, mutlaka yapalım. Hıh canım, ah sana ne diyeyim ben. Ah, ah maskeli balo. Ah, ben size bir de Roma'yı anlatayım. Aman aman aman, konuya geçsek mi acaba? Verdik gitti kızımızı. Allah Allah ya, ben daha istemedim ki, nasıl veriyorsunuz? Aman efendim, siz istemişsiniz, ben vermişim. Ne gerek var, klişe klişe şeyler. Allah Allah, olur mu öyle şey ya? Gelenek var, görenek var. Ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı isteyeceğim. Siz de ya vereceksiniz ya vermeyeceksiniz. Yani tamam, tamam. Kızmayın Muhsin'cim. Madem retro bir tarz istiyorsunuz, biz de öyle yapalım. Retro mu? Allah'ım ya sabır, ya sabır. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, Allah'ım ya. Şimdi! Durun! Durun, sakin olun! Sabri yürü! Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Birini mi bekliyordun? Yok yok, kimseyi beklediğimiz yok. Biz geçelim efendim. Merhaba Demetciğim. Ayşe Hanım. Şuraya bak ya. İsteme gününde bile kızı açtırıyorlar kapıyı be. Sabri, bundan sonrasını ben hallederim. Sen gelmen hiç gerek yok Demet. Önüme çıkma. Bu aşk savaşında seni de harcarım. Bastılar bana aşağı. Vallahi bastılar bana. Bana basma geldi bana. Ben basıyorum aşağı. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuz Kerem'e istiyoruz efendim. Durun! Aa! Ay yok artık. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sabri, yanlış geldin. Bu o değil. Dur abi. Ayşem buyur. Ne? Ayşe mi? Ayşe? Doğruymuş, doğruymuş. Kesin Ayşe Kerem'i kaçırmaya geldi. Ay Samet, görüyorum, görüyorum. Skandal diyeceğim. Skandal da etmez. Başka bir kelime de türetemiyorum şu anda. Ayşe, ne işin var burada? Evet, ben de aynı şeyi merak ediyorum. Gerçekten burada ne yapıyorsun Ayşe? Sen mi istiyorsun bir de Demet'in lafını sana be? Kart zampara be, senin torunun yaşında be. Sabri, sen bir sus. Artık konuşma sırası bende. Bir dakika, bir dakika Ayşe. Ne oluyor kızım? Senin ne işin var burada? Ayrıca Demet'in konuyla ne alakası var? Evet efendim, bana da Kars zampara dedi. Onu duydum, önemsemedim. Ay vallahi şu anda bayılacağım yani. Ay bir de herkesi toplayıp gelmiş buraya. Bu nişan yapılamaz. Siz evlenemezsiniz. Oho, ne yaparsanız yapın ben karışmıyorum artık hiçbir şeye. Ay ne oluyor ya? Evet ne oluyor, ne yapıyorsun Ayşe, bir kendine gelir misin? Demet yalnız değil. Sabri sen bir sus. Sen bir sus, seni bu sefer çok fena döverim. Sabri gerçekten bir sus. Kerem ben kendimdeyim. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ceyda lütfen artık sen de kendine gel. Kerem seni sevmiyor, görmüyor musun? Hala bana aşık. Ayşe yapma lütfen. Yok yok Ayşem, sen karıştırdın, ben sana aşığım. O seni boşadı ya. Böyle karıştırıyor bazen. Sabri sus dedim sana, Sabri. Ceyda ne diyor bu kız? Saçmalıyor anne. Yüzsüzlük yapıyor. Peki bu oğlan ne diyor? O da mı saçmalıyor? Anneciğim, o zaten meczup, ne dediğini bilen mi var? Boş verin siz onu. Bu ortamda şu an ne oluyorsa hepsi büyük bir saçmalık. Hiçbir şey saçmalık değil Ceyda. Beyefendi, siz kızınızı
ona aşık olmayan bir adamla evlendirmeye razı mı olacaksınız? Evet. Helal be amca be! Helal sana, karsan para dedim şimdi. Geri alıyorum lafımı. Bak Ayşe, böyle de olabiliyor yani. İnsanlar yapıyor yani. Da çok açık oldu. Canım, önce bir kendini tanıt. Babacığım ne gerek var? Her şey ortada değil mi? Ben sana anlatmıştım ya. Ayşe, Kerem'in eski karısı. Volkan ne yapıyorsun? Sen niye buradasın? Ne oluyor? Abi ben zaten gelmeyecektim ki. Bunlar basalım basalım deyince ben de belki dedim... Ya Volkan! Volkan gelmek istedi. Koştura koştura geldi Volkan buraya. Dedi ki ben bu saçma evliliğe izin veremem dedi. Ben bu Rob'u tanıyorum dedi. Onun hayatının mahvolmasına izin veremem dedi. İftira atıyor ya! Ay Volkan, ben seninle sonra konuşacağım ben. Ben sonra göstereceğim sana gününü. Biz devam mı etsek? Şimdi bir dakika, bir dakika. Heyecana bak şunu. Şimdi siz Ceyda'nın babasına demet istiyorsunuz, öyle mi yani? Ulan ben sana sus demedim. Sana sus demedim mi lan? Kerem! Bak Doğan babam burada falan. Ay ben kalp sanıyorum artık. Tamam. Sen Doğan babam burada. Sen Rauf mı? Tamam, tamam. Ay Rauf, ya adam gidiyor. Ver şu kızı gitsin. Ver şu kızı. Evet baba, bir şeyler yap. Verdik gitti kız. Ne? Ne? Yangından mal kaçırıyorlar bunlar. Zaten bunlar gelip bu işi mahvetmeseydi olacağı buydu. Olacağı bu değildi Ceyda. Bey amcacığım, beyefendiciğim, bak kızınızı sevmiyor Kerem diyorum ya. Siz buna razısınız ama ben razı değilim. Kerem'i, aşık olduğum adamı sevmediği biriyle evlendiremem be! Kerem! Kerem, kalbin sesini dinle lütfen. Bak hala mutlu olabiliriz. Bu son şansımız, hadi. Kerem? Kerem! Volkan! Lütfen beraber geldiğin arkadaşları da al ve buradan gidin artık. Ayşe, hadi gel. Kerem, pişman olacaksın. Kerem, lütfen bak hata yapıyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?